Ve sallallahu ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi sahbihi ecma'in. Bugünün 10. günün en büyük duası şudur. Allah size nasip etti. Özel bir duadır. Eskiden dergide, kitaplarda yazmışız. Elhamdülillah Rabbil alemin. Sallallahu teala ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi sahbihi ecma'in. Allahümme in kunte ketebtena eşkıya mahrumine matrudin. Allahümme femhu anne esmeşşeqâ. Allahümme ezil anne esmeşşeqâ. Allahümme esbitne indeke fi ümmil kitâbi merzûkîn, müveffekîn, su'adâ min ehlil cenneti ya rabbel âlemîn. Fe inneke kulte ve kavlükel hakku yemhullâhu maşâ ve yüthbitu ve indehu ümmil kitâb. Ya erhamer râhimin, ya erhamer râhimin, ya erhamer râhimin. Anamızdan, babamızdan çok acıyan Allah'ımızsın. Ya Rabbi şu mübarek cemaat hürmetine, okunan ayet-i hadisler bereketine, içimizdeki dedeler, sabiler, günahsızlar hürmetine, Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Kaddesallahu Sirruhu ve bu belde-i mahrusede medfun bulunan cümle ulema, sulaha, evliya, üçler, yediler, kırklar hürmetine, ya Rabbi, ya Rabbi şu Recep Şerif'in 10. günü çıkmak üzere, sen ya Rabbi levh-i mahfuzda bizi bu sene, önümüzdeki sene hakkında fakirlerden, kovulmuşlardan, uğursuzlardan, hayırsızlardan, bereketsizlerden yazdıysan, kurban olduğum, istediğimi silerim, istediğimi sabit ederim buyuruyorsun. Bizim hakkımızdaki bedbahtlık kararlarını, fakirlik, mahrumluk, belalara maruzluk, hastalık, sökellik, zillet, horluk ve hakaretlik kararlarını mahveyle ya Rabbi. Sil ya Rabbi, izaleyle ya Rabbi. Şu duaları hürmetine, duadan başka belayı geri çevirek yoktur. Eddua yaruddur kazan mübram. Dualar kesin kaza kaderi bile değiştirir buyuruyorsun. Hadis-i şerifinde Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem bize duyuruyorsun. Kurban oldum sana Allah'ım. Cümlemizi burada bulunanları ya Rabbi saidler defterine ilhak eyle. Rızkı bol olanlar defterine kaydeyle. Mutlu Mesud ailesiyle, Kur'an huzuruyla, zikirle, ibadetle yaşayanlar defterine, divanına kaydeyle. Ya Rabbi yavrularımız hakkında salahlar, hidayetler, takvalar takdir eyle. Cümlemiz hakkında hidayetler bahşeyle. Ya Rabbi eşlerimizi hayırlı eyle. Birbirine bela olmaktan muhafaza eyle. Yar eyle, itaatkar eyle. Ya Rabbi sen fazl-ı kereminle çocuklarımızı terbiye eden aciz kaldık, hayırla ıslah eyle. Evde ocakta namazsız bırakma, abdestsiz terk etme. Ya Rabbi ehl-i sünnete muhalefet, zerre kadar itikatta muhalefeti olan sevdiklerimizden bir fert terk etmeyip her birerlerini hidayet eyle. Ya Rabbi sen bizim bahtımızı açık eyle. Ya Rabbi sen fazl-ı kerimle hakkımızdaki takdirlerini mübarek eyle. Dünya ahiret bereketlere nail eyle. Belasızlık takdir eyle. Afiyetlerini bahşeyle. İki cihanda haseneler nasip eyle. Her işlerde akıbetlerimizi güzel eyle. Dünyanın rüsvaylığından, ahiretin azabından emin eyle. Allahümme amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ali seyyidina Muhammedin. Allahümme bihakkı seyyidina Muhammedin ve cahil seyyidina Muhammedin ve ali seyyidina Muhammedin. Ve bihakkı seyyidina Mevlana Celaleddin Rumi Kaddesallahu sirruhu sami ve bak. Evliyake ve asfiyake ve enbiyake ve khiratike min halkik ya Rabbel alim. Ya Rabbi Gazze'ye yardım eyle. Ya Rabbi Filistin'e yardım eyle. Ya Rabbi Somali'ye yardım eyle. Keşmir'e yardım eyle. Yemen'e yardım eyle. Lübnan'da, Irak'ta, Suriye'de. Ehl-i sünnet esirleri halas eyle. Hapishanedikleri halas eyle. Açlılar, açları doyur ya Rabbi. Çıplakları giyindir ya Rabbi. Hastaları tedavi eyle. İlaçları tedarik eyle. Ya Rabbi yardım kapılarını fetheyle. Ya Rabbi Türkiye'yi yönetenlere ve İslam alemindeki yöneticilere ya Rabbi rüştlerini ilham eyle. Ya Rabbi hayırlı müsteşarlar nasip eyle. Gazze ve Filistin sorunu nasıl çözeceği hakkında ummadıkları yerden fikirler ilham eyle. Sebeplerini halk eyle. Ya Rabbi sen vaad eyledin küllemâ uqadû nâra lil harb atfâhallâh. Yahudi ne zaman harp ateşi tutuştursa Allah onu söndürdü buyuruyorsun. Kurban olduğum bu zamana kadar söndürdün. Binlerce senedir, 5000 seneye yakın tarihlerinde peygamberleri katlettiler, alimleri katlettiler,
yapmadıkları pislikleri bırakmadılar. Şimdi yine Gazze'de, Filistin'de bir ateş yaktılar. Her seferinde söndüren Allah, sen duruyorsun. Kurban olduğum senin gücün yerindedir. Şu anda da bu ateşi itfa eyle ya Rabbi. Ya Rabbi sen buyuruyorsun, فَاَغْرَيْنَا بَيْنَهُمْ لَا دَاوَةَ الْبَغْضَاءِ لَا اَمْ الْقِيَامَةِ Kıyamet gününe kadar Yahudilerin kendi aralarında, Hristiyanların kendi aralarında, sonra toptan Yahudi ve Hristiyanların aralarında kin, nefret ve buğzları kışkırttım, teşvik ettim buyurdun. Kurban olduğum Allah'ım, şu anda da Amerika, İngiltere, Avrupa Birliği ve Yahudi arasında bu zulümler karşısında, bu soykırımlar karşısında birbirlerine girdir ya Rabbi. Güçlerini aralarında harcat ya Rabbi. Hilelerini toplan, tüfeklerini başlarına mahkûs eyle ya Rabbi. Kin ve nefretleri, eskiden gelen kin ve buğzlarını yeniden ihra eyle ya Rabbi. Ya Rabbi sen buyuruyorsun, senin vaadin haktır. وَاِسْتَهَدَنَا رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ لَا اَمْرِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ Senin Rabbin ilan etti. Kıyamet gününe kadar Yahudilerin üzerine en kötü azapları, işkenceleri tattıracak adamları Müslümanlardan, kafirlerden musallat edeceğim diye Rabbin yemin etti ve ilan etti buyuruyorsun. Senin vaadin haktır, yeminin haktır. Kıyamet gününe kadar, kıyamet daha gelmediğine göre bu vaadin devam etmektedir. Kurban olduğum sana Allah'ım, en yakın zamanda Gazze bitmeden, Gazze tükenmeden, bütün bebekler ölmeden, ya Rabbi milyonlar ölmeden, Gazze boşalmadan, işgal altına girmeden, Kudüs düşmeden, Mescid-i Aksa çökmeden, ya Rabbi Filistin işgal edilmeden, ya Rabbi kurban olduğum sana Allah'ım, en yakın zamanda Yahudi'yi kahredecek, katledecek, en kötü azapları onlara tattıracakları başlarına musallat eyle ya Rabbi. Devletlerini iskat eyle ya Rabbi. Milletlerini dünyada yeniden eskisi gibi tefrik eyle ya Rabbi. Darmadağın eyle ya Rabbi. Devlet yüzü bir daha gösterme ya Rabbi. Milletlerini paramparça eyle ya Rabbi. Güçlerini iptal eyle ya Rabbi. Sen fazl-ı kereminle Gazze eline lütfeyle kerem eyle ya Rabbi. Şühedasının şehadetlerini makbul eyle ya Rabbi. Kalan yaralara acil tedavi eyle ya Rabbi. Memleketlerine dönmelerini, binalarını yapmalarını mamur etmelerini nasip eyle ya Rabbi. Bu işte de Türkiye'yi, camiler hep yıkıldı, yeniden mamur etmelerini nasip eyle. Ya Rabbi Türkiye'yi de bu işte en büyük hisseye malik eyle ya Rabbi. Amin diyenlerini arcihimden azad eyle. Önümüzdeki seçimlerde vatana, millete, dine, ehli sünnete hizmet edecekleri galip eyle. Bidat ehlini mağlup eyle. Dinimize, vatanımıza, vatanın bölünmez bütünlüğüne kastedenlere fırsat verme ya Rabbi. Sen dinine yardım edenlere yardım eyle. Bizi yönetenleri İslam üzere kaim eyle. Ya Rabbi sen her bir ellerimizi evlerimizde, ocaklarımızda Kur'an'la, sünnetle yaşayan ve yaşatan, Kur'an-ı sünneti yaşatan ya Rabbel alemin bahtiyar kullarına ilhak eyle. Buradan dağılmadan affeyle, mağfiret eyle, lütfeyle, kerem eyle. Boyunlarımızı cehennemden azat eyle. Bu kardeşlerimizi, diğer sohbetlerimizi, akaid derslerimizi, mektubat derslerini vesair perşembe sohbetlerini dinlemeye muvaffak eyle. İnsanlara dinletmeye muvaffak eyle. Ya Rabbi tekrar hayırla en yakın zamanlarda Konya'ya gelmek nasip eyle. Bu kardeşlerimizi de fazl-ı kerimle sohbetleri insanlara ulaştırmakta davet ve tebliğde tesirli eyle. İnsanlara, ulaştıkları insanlara hidayetler halk eyle. Onların da bu yola dönmesini nasip eyle. Kulakları, gözleri, kalpleri sohbetlere çevir ya Rabbi. Eğlence sevgisini, film, dizi sevgisini kalplerimizden ihraç eyle. İkrah nasip eyle. Ya Rabbi ilim, amel, ihlas, muhabbetin, şevkin, iştiyakını kalplerimize ilka eyle. Amin, amin. بحرمت الله وياسين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله رب العالمين her türlü hayırlı muratlarımızın husulü için, hayır kapılarının fethi için, şerlerin defi için, Gazze'nin halası için, Gazze'ye yardım kapılarının ardına kadar açılması için, refah kapılarının açılması için, Mısır kapılarına, her kapılarının açılması için, yardımların ulaşması için
Müslümanların halası için, Yahudinin kahri için, katli için Fatiha ne niyetle o niyetle okunur, ne niyetle okunursa o niyet hasıl olur. Burada binlerce Fatiha birden şöyle huzur üzere sessiz bir şekilde salavat-ı şerifelerle birlikte okuyalım buyurun. El-Fatiha.